Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle öğretimde planlama ve değerlendirme dersi kapsamında ünite 3 öğrenme yaklaşımlarını ele alacağız. Bu ünite kapsamında erken çocuklukta öğrenmenin önemini açıklayabilecek, öğrenme yaklaşımlarının özelliklerini ifade edebilecek, öğrenci merkezi öğrenme yaklaşımlarını tanımlayabilecek, bu yaklaşımları analiz edebilecek ve aralarındaki ilişkileri çözümleyebileceksiniz. Erken çocuklukta öğrenme, öğrencinin merakını, ilgisini, yaratıcılığını geliştirmeyi amaç edinmelidir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 20. maddesine göre de okul öncesi eğitimin amaçları şöyledir. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilk öğretime hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı sağlamak, ve çocukların ana dili olan Türkçeyi doğru ve güzel biçimde konuşmalarını sağlamaktır. Tabii ki belirlenen bu amaçlara ulaşılması noktasında belirleyici pek çok unsur vardır. Bunlardan birkaçı öğrencilerin girişim düzeyleri, eğitim ortamının özellikleri ve öğrencilerin okul öncesi eğitime maruz kaldıkları süre olarak belirtilebilir. Öğrenme yaklaşımları öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve uygun stratejileri kullanması olarak tanımlanmaktadır. Alan yazına baktığımızda öğrenme yaklaşımları yüzeysel yaklaşım, derinlemesine yaklaşım ve stratejik yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzeysel yaklaşım bilgiyi dönüştürmeyi amaç edinmektedir. Öğrenme öğretme sürecindeki yüzeysel yaklaşımı benimseyen öğrencilerin ezberleyerek öğrenmelerini gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. Ve tabi bu süreçte öğrenciler edilgen yani öğretme öğrenme sürecinde öğrenme sorumluluklarını almış aktif olarak sürece katılan bireyler değil bilgi kaynağı olarak öğretmeni gören ve öğretmenin sunduğu bilgileri ezberleyen öğrencilerle karşı karşıyayız öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarının altında yatan etmen başarısızlık korkusu ve öğretme öğrenme sürecinin sonunda öğrenme ürünü olarak öğrencilerden ancak ezberledikleri bilginin tekrarını bekleyebiliyoruz. Dolayısıyla örnek oluşturmada, öğrendikleri bilgi birimine benzer örnekler oluşturmada, özgün örnekler oluşturmada maalesef başarısızlık yaşadıklarını görüyoruz. Derinlemesine yaklaşımı benimseyen öğrencilerin amacı ise bilgiyi yeniden kurmak anlamak için, özümsemek için öğrenmeyi gerçekleştiriyorlar. Öğrenci öğretme öğrenme sürecinde etkin, öğrenme sorumluluğuna sahip ve aktif bir biçimde bilgiye kendisi ulaşıyor ve kendisi yapılandırıyor. İçsel bir motivasyonu var öğrenmeye karşı isteklilik söz konusu ve birikimli öğrenmeden söz ediyoruz. Şöyle, yeni bilgi birimini öğrenen öğrenci bunu mutlaka uzun süreli belleğinde daha önceden kaydetmiş olduğu bilgilerle ilişkilendirerek, anlayarak öğrenmesini gerçekleştiriyor. Stratejik yaklaşımda ise bilgiyi başarı amaçları doğrultusunda kullanma söz konusu. En yüksek başarıyı elde etmek için öğrenci çalışıyor ve öğreniyor. Dolayısıyla rekabetçi ve başarı odaklı bir öğrenciden söz ediyoruz öğretme öğrenme sürecinde. Amacına yönelik olarak ölçme süreci ondan ezberlenmiş bir bilgiyi istiyorsa ezberliyor öğrenci bilgiyi, özümsenen bir bilgiyi, anlamlandırılan bir bilgiyi istiyorsa o zaman öğrenci stratejik yaklaşarak bu sürece bilgiyi anlıyor ve özümsüyor. Çalışma sırasında da önceki sınav sorularından yararlanma öğrencilerin faydalandığı yollardan diyebiliriz. Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarını ele alacak olursak aktif öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme yaklaşımlarını görüyoruz. Ve şekil itibariyle de anlayacağınız üzere aktif öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenmeyi ve probleme dayalı öğrenmeyi kapsayan daha geniş kapsamlı bir kavram. Aktif öğrenme sürecinde arkadaşlar öğrenciler etkin, Öğretme öğrenme sürecinde öğrenmeyi gerçekleştirirken etkinliklere katılan aktif kişiler, bireyler aktif öğrenme öğrencilere beceri kazandırıyor. Değer ve tutumların keşfi gerçekleşiyor bu süreçte. Öğrencilerin öğrenmeye karşı yüksek bir motivasyonları var. Öğrenme sorumluluğuna hakimler. Bu süreçte rehber ve yönlendirici olan öğretmenin öğrencilerin doğru yolu takip edip etmedikleri, doğru bilgiye ulaş, ulaşıp ulaşmadıkları noktasında anında dönüt sağlaması gerekiyor ki sonuç e, istenen bir davranış değişikliğine ulaşabilsin. Üst bilişsel basamaklarda öğrenmeler gerçekleştiriliyor. Yani Bloom taksonomisine göre bilişsel alanın uygulamadan sonra gelen analiz sentez basamağında bir bilgi bilimini parçalarını ayırma, bu parçaları tekrar yapılandırarak özgün bir ürün ortaya koyma basamaklarına kadar ulaşabiliyor aktif öğrenme sürecinde öğrenci. Ve aktif öğrenme kapsamında metabiliş kavramıyla karşı karşıya geliyoruz. Metabiliş aslında öğrenmeyi öğrenme Kavramını da içinde barındıran öğrencinin kendi öğrenme özelliklerini bilmesi, öğrenme sürecini yönetebilmesi, hangi bilgiyi ne zaman kullanacağını öngörebilmesi gibi özellikleri barındırmakta. Yani öğrenen öğrenme ile ilgili kendi öğrenme özellikleri ile ilgili her türlü bilgiye hakim. Sorgulamaya dayalı öğrenme sürecinde de yine etkin bir öğrenciden söz ediyoruz. Bilimsel bilgiye karşı e, ilgi uyandırma söz konusu sorgulamaya dayalı öğrenmede dolayısıyla bilim okur yazarı öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Süreçte açık uçlu sorulardan yararlanıyoruz ve uzun süre gerektiren etkinlikler sorgulamaya dayalı öğrenme sürecinde karşımıza çıkıyor. Ve e, probleme dayalı öğrenmede de yine etkin öğrenciden söz ediyoruz süreçte aktif bilgiye kendisi ulaşmaya çalışan öğrenci. Burada da gerçek yaşam problemleri öğrencilere sunuluyor ve grup çalışması yaparak işbirlikli öğrenme ile öğrenciler öğretilmek istenilen bilgi birimlere ulaşmaya çalışıyorlar. Peki sorgulamaya dayalı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme arasındaki fark nedir? diye soracak olursak sorgulamaya dayalı öğrenmede kullanılan sorular açık uçlu sorularken probleme dayalı öğrenme sürecinde kullanılan e, durumlar gerçek yaşam e, problemleri ve çoğunlukla aslında çözümleri olan problemler çözümleri bilinen problemler öğreticiler tarafından e, bir diğer fark ise sorgulamaya dayalı öğrenmede açık uçlu sorular biraz daha fazla zaman gerektirirken probleme dayalı öğrenmede bu öğrenme etkinlikleri problemi çözme etkinlikleri sorgulamaya dayalı öğrenmeyi kıyasla biraz daha az zaman gerektirdiğini söyleyebiliriz. Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarından bir diğeri de işbirliğine dayalı öğrenme. Davranışçı öğrenme teorisi, sosyal bağlılık teorisi, bilişsel gelişim teorisinin senteziyle ortaya çıkmış bir yaklaşımla karşı karşıyayız. 4-5 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor işbirliğine dayalı öğrenme. Yönlendiren ve rehber olan bir öğretmen var öğretme öğrenme sürecinde ve bir yarışma ruhu hakim bu sürece. Ortamda bir başarı ya da başarısızlıktan söz edersek süreç sonunda bu bireysel olarak kesinlikle üstlenilmiyor. Çünkü grup çalışması var ve gruplar bu başarı ya da başarısızlık durumunun sahibi. Yüksek etkileşimden söz ediyoruz. Grup olarak çalışıyoruz. Grup olarak etkileşimdeler, paylaşımları var. Dolayısıyla bilişsel ve e, psikomotor kazanımların yanında mutlaka duysal kazanımlar da işbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından kazanılan e, kazanımlar. E, bir diğer öğrenme yaklaşımımız ise çoklu zeka kuramı. Howard Garner tarafından 1980'li yılların sonunda alan yazına e, eklenen çoklu zeka kuramında zeka kaynaklara ulaşma şansı, tarihsel kültürel etkenler, coğrafi etkenler, durumsal etkenler ve ailesel etkenler tarafından e, etkilenen oluşan kişide e, var olan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor zeka. Ve Howard Gardner kişilerin doğuştan az sonra sözünü edeceğim 8 zeka alanının her birine sahip olduğunu fakat az önce saydığım unsurların etkisiyle bu zeka alanlarından bir veya birkaçının diğer zeka alanlarına göre daha fazla gelişebileceği üzerinde duruyor. Bu zeka alanları neler? Sözel dilsel zeka, mantıksal matematiksel zeka, görsel uzamsal zeka, bedensel kinestetik zeka, müziksel ritmik zeka, sosyal kişiler arası zeka, içsel öze dönük zeka ve en son eklenen yani bu yedi zeka alanına en son eklenen sekizinci zeka alanında doğacı zeka. Sözel dilsel zekaya sahip olan kişiler, öğrenenler sözlü iletişimle öğrenmeyi, dinlemeyi, okumayı tercih ederek öğrenmelerini gerçekleştiriyorlar. Mantıksal, matematiksel zekaya sahip olan öğrenenler rakamlardan hoşlanıyorlar ve problem çözmekten hoşlanıyorlar. Görsel uzamsal zekaya sahip olan kişiler bir bilgi yığınını illaki görselleştirerek işte kavram haritası çizerek ya da o bilgi yığınını şematize ederek öğrenmekten zevk alıyorlar ve görsel fotografik bir hafızaya sahip olduklarını da söyleyebiliriz. Bedensel kinestetik zekaya sahip olan öğrenenler ise öğretme öğrenme sürecinde etkin olmayı, ellerini, kollarını bu süreçte kullanmak, deneysel etkinlikler yapmaktan hoşlanan kişiler. Yani sabit bir biçimde sırada oturarak ...öğrenmekten hoşlanmayan kişiler. Bedensel kinestetik zekaya sahip olan kişiler. E, müziksel ritmik zekaya sahip olan kişiler ise... ...mesela ders dinlerken müzik dinlemeyi seven... ...ya da yine bir bilgi bütününü bir ritme e, uygun hale getirerek... ...bir tekerlemeye çevirerek öğrenmeyi tercih eden kişiler. Müziksel ritmik zekaya sahip kişiler. Sosyal kişiler arası zekaya sahip kişiler ise işbirlikli öğrenme ortamlarından, grup çalışmalarından hoşlanan dışa dönük insanlar diyebiliriz. İçsel, öze dönük insanlar ise bireysel öğrenmeden hoşlanan, tek başlarına çalışmaktan hoşlanan, bireysel projelerden hoşlanan kişiler ve son olarak doğaç zeka sahip olan kişiler ise çevresel etmenlere duyarlı, ekolojik sisteme duyarlı kişiler. Örneğin bir matematik dersinde problemler çözülürken, yapılandırılırken işte ağaçları topla, Atmak, çiçekleri toplatmak yani çevreden seçeceğimiz yaşam problemlerini sınıf ortamına taşımak doğacı zekaya sahip insanların öğrenenlerin hoşlanacağı öğrenme etkinlikleri arasında diyebiliriz. Evet arkadaşlar benim üçüncü ünite öğrenme yaklaşımları kapsamında sizlerle bugün paylaşacaklarım bu kadar. Bir başka ders anlatımında daha görüşmek üzere. Teşekkür ederim.